Bakanı politikaları devletin kendini yeniden yapılandırma ve takip sürecinde öncelik haline geldiği somut bir şekilde açığa çıkmıştır. Yaşamın bütün alanında halklar, inançlar, emekçiler, kadın ve LGBT artılar üzerinden savaş politikaları esas kabul edilmektedir. Milliyetçiliğin ve cinsiyetçiliğin zirve yaptığı bu dönemde her türlü faşizan politikanın ilk yönelimi kadın mücadelesi ve kadın kazanımları olmaktadır. Siyasal iktidar kadınların direnerek ve mücadele ederek elde ettikleri kazanımları yok ederek yerine kadına yönelik şiddetin, taciz ve tecavüzlerin alabildiğine sıradanlaştırıldığı erkek egemen bir yaşam inşa etmeye çalışmaktadır. Ankara Kadın Platformu olarak tüm kamuoyuna çağrımızdır. Hakkari Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması yetmemiş, anında görevinden alınarak yerlerine kayyum atanmıştır. Belediye binası polisler tarafından basılmış, bina abluk altına alınmıştır. 31 Mart 2024 günü yapılan seçim sonucunda göreve gelen halkın verdiği oylarla seçilmiş eş belediye başkanlarının tamamen hukuksuz ve hiçbir kural tanımaksızın görevden alınmış olması bu ülkede seçimin, demokrasinin, halk iradesinin tanınmadığının bir kez daha ilanıdır. 31 Mart seçimleri öncesinde başlatılmış olan seçilmişleri görevden alıp belediyeleri kayyumla yönetme uygulamasına halkın oyları ile son verilmişken seçimden daha 3 ay geçmeden siyasal iktidarın yine aynı yöntemle başvurmuş olması faşizan iktidarında ısrardan başka bir şey değildir. Kayyumlar yapmış olduğu yolsuzluklar belediyenin olanaklarının nasıl kişisel menfaatler için kullanıldığı seçilmiş belediye başkanları tarafından ortaya açıkça çıkarılmışken belediyelerin yeniden kayyumlara teslim edilmesi bu yolsuzluk ve çıkar düzeninde devam ve ısrar anlamına da gelmektedir. Kayyum demenin ne demek olduğunu biz kadınlar daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de kayyumların ilk icatının kadınların kurdukları yapıları dağıtmak olduğundan biliyoruz. Diyarbakır'da kadın daire başkanı kayyum tarafından görevden alındı ve gözaltına alındı. Kayyum demek halka ait olanı kendi menfaati için kullanan, sığınma evlerini, kadın derneklerini, kreşleri, klinikleri, kız öğrenci yurtlarını, şiddet merkezlerini, kadın emeği pazarlarını kapatan demektir. Kayyum, kadınların kazanılmış haklarını ellerinden alan, lüks bakım odalarından, kadınların hayata katılımlarını engelleyen ve yaşam hakkına saldıran AKP-MHP koalisyonunun vücut bulmuş halidir. Biz kadınlar kazanımlarımızı korumaya, erkek egemen devlet politikalarının karşısında dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Eş başkanlık sistemini kriminalize etmeye çalışan AKP-MHP koalisyonu bilsin ki kadınların iradesine kayyum atanamaz. Halkın varlığının görmezden gelindiği bu kayyum darbesi erkek egemen aklın savaş hamlesidir. Aslında bu son sürede kadınlar, halklar, emekçiler alanlarda ses çıkarıyor ve bu sesi duyurmaya çalışıyor. Şu bir gerçek ki var olan rejim, kayyum rejimi sadece bugün Kürt halkına dönük değil, bütün olarak hepimize dönüp gerçekleştiren bir kayyum rejimi var. Çünkü kayyum rejimi ne? Kayyum rejimi tam da sesimizin kesilmeye çalışıldığı, tam da taleplerimizin görmezden gelindiği, tam da demokratik süreçlerin işletilmediği, hukuk, sistemin ve AKP-MHP iktidarlarının çıkarları doğrultusunda işletildiği bir rejimin kendisi. Kayyum rejimi hala devam eden, her taraftan var olan saldırılar rejimi. Kayyum rejimi özelleştirme ve özelleştirmenin denetlenmemesi rejimi ve bu denetlenmeyen DEDAŞ'ın sonucunda karşımıza çıkan Mardin ve Ahmet'te yaşanan yangının kendisi, yaşamımızın her tarafında var olan yangının kendisi. Buna karşı mücadele etmek, mücadeleyi ortaklaştırmak ve her alanda sesimizi yükseltmeye her günden fazla
fazla ihtiyacımız var. Bir değil, 10 katı emek harcayarak, mücadele ederek, var olan sistemi gerileteceğimize inanarak süreci yürütmek zorundayız. Kayyum'un bir önceki dönem politikalarından arkadaşlarımız bahsetti. Kayyum'un politikaları aynı zamanda neydi? Tam da kadın düşmanı kurumlara dönüştürmekti. Kadın kurumlarını askeriyeye vermekti, tarikatlara vermekti. Kadın merkezlerinin kapatılarak ya da kadın müdürü erkekler atanarak kadının sesinin kısılmasıydı. Kadının sesinin kısılmadığını bilen bir faşist rejim var. Bu rejim biliyor ki kadınlar her gün sokakta, her gün alanda, her gün meydanda, sadece kayyumlara değil, kayyumlar değil, bu sistemin kendisi de gidecek.